Merhabalar efendim, ben Recep Demirkaynak. Diyanet Televizyon'dan saygılar, sevgiler, hürmetler. Hepinizi buradan selamlıyoruz. Bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği aslında, hepimizin hayatımızda uyguladığı, hepimizin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz bir konu. Ne o? Sadaka. Ne kadar önemli. Aslında hocalarımız bunu kaç kere anlatmıştır kim bilir. Defalarca anlatsınlar. Binlerce kere anlatsalar yine az. Ne kadar anlatırsak o kadar iyi çünkü. Sadaka. Belayı defeder. Sadaka malınızın bereketini arttırır. Sadaka sevap kazandırır. Sadaka yardım ettirir. Sadaka itibarınızı arttırır. Sadaka iyi insan olmanızı sağlar efendim. Yani gönüllü olarak sizdekini paylaşmak, karşılık beklemeden vermek. Çok güzel bir kültürümüz bizim sadaka. O kadar güzel bir kültür ki. Bir de sadaka vermenin bile kuralı, adabı var bizde. Ne kadar nazik, ne kadar insanları kırmadan, rencide etmeden yapıyoruz bu işi. Eskiden sadaka taşları varmış. Oraya gelirmiş insanlar, elini sokarmış. Oraya para mı koyuyor, para mı alıyor kimse bilmezmiş efendim. Ne kadar güzel bir uygulama değil mi? Ne kadar insani, ne kadar latif, ne kadar nazik. Sadaka taşı diye bir uygulamamız var. Başka hiçbir yerde göremezsiniz. Başka milletlerde bulamazsınız. Bize has bir şey. Ne büyük bir buluş. Koyuyor mu, alıyor mu kimse bilmiyor. Verirken de öyle. Sadaka verirken de biz kimse görmeden, kimse bilmeden, kimsenin duymasına gerek kalmadan adeta gizliden gizliye veririz. Niye? Bizim değil ki. Sahibi Allah. Bunu verirken aman aman kendimden veriyorum zannedilir de Allah gücenir diye ödümüz kopar bizim. O yüzden sadakayı bile gizli veririz. Bol bol verin efendim. Ne varsa ondan. Sadece para değil. Sadece efendim maddi şeyler değil ki. Bir tebessümle, bir hal hatır sormayla, bir güzel hareketle, bir yardımla bile bunu yapabilirsiniz. Yani sadaka vermek için zengin olmaya falan gerek yok. Her zaman yapabileceğimiz bir şey. Ufacık bir sadaka büyük bir belayı defedebilir. Ve inanın verdikçe bereketlenir. Sadaka çok önemli. Şimdi çok güzel uygulamalarımız var. Eskiden sadaka taşları varmış ya, şimdi onlar pek yok. Tarihi eser olarak duruyorlar. Ama kültürü hala bizde yaşıyor. Fırınlarda, bakkallarda askıda ekmek diye bir uygulama var mesela. Ne kadar güzel bir şey. Ne askıda ekmek? Askıda ekmek şu, bakkala gittiniz, iki tane ekmek aldınız. İki ekmek parası değil, dört ekmek parası veriyorsunuz. İki tane de askıya. Sonra bakkala gelip birisi soruyor, askıda ekmek var mı acaba? Var diyor, iki tane alabilirim, buyurun, veriyorlar. Bak kimse utanmıyor, rencide olmuyor. Bir şey böyle, bana ekmek verir misiniz, param yok demek zorunda kalmıyor. Ne güzel, askıda yemek var, lokantalarımız var. Durumu olmayan birisi, olabilir. Hepimizin başına gelir, Allah muhafaza. Kimseyi Allah böyle bir duruma düşürmesin ama dünya bu, insanız, başımıza gelebilir. Çok acıktık, cebimizde paramız yok. Lokantaya giriyorsunuz, diyorsunuz ki askıda yemek var mı? Var. Çünkü daha önce siz gittiniz oraya, dediniz ki çorba, yemek, pilav, içecek, tatlı, böyle bir yemek. Bunların hepsinin parasını veriyorum, askıya koy ustacığım. Biri gelsin yesin. Çok güzel bir alışkanlık değil mi? Tam da bize göre değil mi? Tam da bizim ahlakımıza göre değil mi? Bunları gördükçe yaşadığınız ülkeden ve inancınızdan daha çok gurur duyuyorsunuz, seviniyorsunuz. Ne güzel bir ülkede, ne güzel insanlarla yaşıyoruz diye ümitleniyoruz ve gururlanıyoruz. Bunları her kim yapıyorsa, her kim icat ediyorsa Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Bol bol sadaka verin efendim. Çekinmeyin. Eksilmez artar. Belayı def eder. Sevabı var. Karşınızdakini sevindiriyorsunuz, siz seviniyorsunuz. Hep diyoruz ya, mutlu olmanın en kolay yolu birini mutlu etmek. Birini mutlu edin, siz de mutlu olursunuz. Buna da sebep oluyor. Yani nereden bakarsanız çok faydalı, yararlı ve güzel bir şey. İnsani bir şey. Nezaketli ve letafetli bir şey. O yüzden sadakayı ihmal etmeyelim. Verelim efendim. Siz veren el olun. Tabii üstün olmak için falan vermiyoruz. Öyle bir niyetimiz yok. Ne için veriyoruz? Biz Allah rızası için veriyoruz. Biz ne yaparsak zaten Allah rızası için yapıyoruz. Her şey öyle değil mi? Namazımız Allah rızası için, muhabbetimiz Allah rızası için, sevgimiz Allah rızası için, hatta öfkemiz bile Allah rızası için. Allah için kızıp Allah için seviyoruz. Ne yaparsak Allah rızası için. O yüzden eğer bu rızayı kazanmak istiyorsak,
bir sürü yolu var. O bir sürü yoldan birisi de ve en önemlilerinden birisi de sadaka efendim. Belki de öyle bir denk gelecek ki birisi size öyle bir içten Allah razı olsun diyecek ki bütün her şeyimiz kurtulacak. Kim bilebilir? O yüzden az demeyin, çok demeyin. Bugün, yarın diye ertelemeyin. Sadaka verin efendim. Çok önemli. Evet, bugünlük de bizden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz.